Diyor ki evladım, öfkelendiğin zaman sözünü tartarak söyle. İşte burada dananın kuyruğunu koptu yer. Öfkelendiğin zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Sizden biri öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun. Oturuyorsa yanı üzerine uzansın. O da olmadı gitsin abdest alsın. Hadis-i şerifin sonu bu. Abdest alsın. Kendine getirir abdest. Hani su rahatlatır insanı. E şimdi peki kardeşim. Hadis-i şerifle okuyorum, devamını getireceğim. Öfkelendiği zaman sözünü tartarak söyle. Allah Celle Celaluhu kendini sabretmeye zorlayana diyor muvaffak kılar. Sabır ya Rabbi. Sabır Allah'ım. Tamam oğlum. Kendi kendime işte tamam susacağım. Tamam eyvallah. Tamam susuyorum. Tamam sabır 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 sabır. Ne yapıyor? Zorluyor. Tam bulaşmayacağım. Tam cevap vermeyeceğim. Konuşmayacağım. Yapmayacağım dersen Allah Celle Celaluhu seni muvaffak kılar. Yani mükafat verir. Seni galip kılar o işte. Buhari'de geçer. Bak şimdi hadis-i şerifin acayipine bakın. Sevmediklerinize sabretmedikçe sevdiklerinize kavuşamazsınız. Allah Allah. Sevmediklerinize sabretmedikçe sevdiklerinize kavuşamazsınız. Sabredeceksin ya. Allah Allah. Hep söylüyoruz. Günahlara kefarettir gönüldeki keder. Allah Celle Celaluhu gönüldeki kederi günahlara kefaret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ayağına diken bassa, karnı ağrısa. Ya karnı ağrısa diyor, günahlarına kefaret ya. Günahlara kefaret ne demek? Ne diyor? Canı sıkılsa Müslüman'ı ya. Bak daha en aşağı seviyesi. Canı sıkılsa. Günahlara kefaret. Allah Allah. Ümmetimin hayırlısı demir gibi sert dayanıklı olandır. Ne demek? Buradaki lafı şimdi başka tarafa çevirmeyin. Dayanıklı olan nedir? Demir gibi sert dayanıklı olan. Belalara karşı, musibetlere karşı sabırlı. Hiddet ümmetimin diyor seçkinlerine, yani iyilene gelen bir haslettir. Hiddet ümmetimin iyilene gelen bir haslettir. Amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah, buğdu fillah. Yani Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Arkadaşlar gelelim baştaki mevzuya. Öfkelendiği zaman sözünü tartarak söyle. Özellikle evlileri söylüyorum. Sinirlendiği zaman karı koca arasındaki kavgalarda kocana bu lafı söyleme kardeşim. Sen de karına bu lafı söyleme kardeşim. Adam bak mesela bunu evliler neydi yapıyor? Kavganın en hararetli yerinde. En hararetlerinde şeytan nefis hemen tak devreye giriyor. Anında. Senin anan var ya senin anan. Oo bitti. Bitti abi, bu lafın gerisinde kıyamet kopuyor. Sen benim anam hakkında nasıl konuşuyorsun lan? Sen kimsin lan benim anam hakkında diyor. Bir bakıyorsun Allah muhafaza. Ya boşanıyorlar ya kavga çıkıyor ya cinayet çıkıyor. Akşam haberlerinde bakın kardeşim yalan söylemiyorum ben sana. Senin anan ya da işte mesela öteki ne diyor? Ulan senin yaptığın yemek yenir mi? Bak 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 bak. Ulan zaten ne yemek yapmayı bilirsin, ne çamaşır ne ütü ne bilmem ne bulaşık. İşte yoksa senin de babam bana ne yapmıştı biliyor musun? Öfkelendiği zaman sözünü tartarak söylemezsen Allah Celle Celle belanı verir yuvarlanırsın aşağı. Burada işte mesele örnek ne olacak kardeşim? Hazreti Ömer radıyallahu anh baktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide etmiş suratında hasır nezi çıkmış ya. Hasır ya Allah Allah. Eşiyle tartışmış diye gidiyor mescide yatıyor. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah benim kızım mı yaptı diyor. Hemen diyor boşa diyor ya. Hemen diyor boşa. Bırak şunu diyor ya. Boşa hemen diyor. At nikahına. Allah Allah. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bizimkiler olsa ya Resulallah işte kızımı affet. İşte cahille gitmiş. Boşa ya Resulallah. Hayır ya Ömer. Sabır. Sabır diyor. Onlar diyor bizim zorluğumuza katlanıyor diyor. İşte çamaşırımızla bulaşımızla uğraşıyor diyor. Ya Ömer soframızla uğraşıyor. Boş. Olur diyor. Bak bak muhabbete bak. Ya farklı rivayetler vardı ya. Bir ay mescitte kaldığı söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya. Bir ay ne demek ya? Eşiyle tartışıyor diyor. Böyle bir şey var mı ya? Bugün adam karısını evden kovuyor. Yürü git lan diyor anamın evine. Allah muhafaza. Evliler de Allah rızası için konuşuyorum bak. Kavga olur, tartışma olur. Tartışmasız ev olmaz. Niye? Alemlerin efendisi hanımıyla tartışabiliyorsa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen ben illaki tartışırız. İlla ki bir anlaşmazlık olur.
Çünkü aslında bazen bu iş bu işin ne olur, ne denilen ona meyvesi mi diyorlar? Öyle bir şey tabiri var ama. Mesela en büyük aşklar diyor nefretlerle başlar. Bazen de mesela evler kavga ettikten sonra aman ya Rabbi. Hani ilk birbirini gördüğün aşık olduğundan daha fazla aşık oluyor. Bazen de böyle tetikliyor. O ayrılık böyle sanki böyle başka bir şeye getiriyor. Rabbim hep böyle nasip etsin. Amin. Amin. Yani tartışmadan sonra birbirinin evlen arasında bir aşk doğursun. Amin. Amin. Ne diyeyim şimdi yani? Ama dedim ya maalesef şu dönemde boşanma oranları, evlenme oranlarının çok çok üstünde. Allah Celle Celaluhu'nun en sevmediği, helal olan şey boşanmaktır. Allah rızası için hanım kardeşlere de söylüyoruz. Erkek kardeşlere de söylüyoruz. Bir daha söylüyorum, tartışma olur, anlaşmazlık olur. İşte onun kaynana sana yanlış yapar, işte senin kaynana neyse artık ona yanlış yapar. Bir şeyler olur. Alt komşu gelir, fitne yapar. Yan komşu gelir, fitne yapar. Dayı oğlu gelir, hala oğlu gelir. Teyze kızı gelir, amca kızı gelir. Araya katar, karıştırır. Ya kardeşim sen de böyle diyorsun da bak. İşte falancanın oğlu filanca neler yapmış. Ya sana ne kardeşim, benim evime bunları getirme ya. Açık söylüyorum, kovun. Geçen söyledim, bir daha söylüyorum. Evinize dedikodu sokanı evinize sokmayın. Bak bunu söyledim, WhatsApp'ınıza koyun bunu. Evinize dedikodu sokanı evinize sokmayın kardeşim. Niye? Çünkü bir dedikodu ev yıkar, ocak yıkar, çoluk çocuğu ortada bırakır. Sen pis bir insanın getirdiği dedikoduyla hanımınla kavga eder tartışırsın. El kadar çocukların ortada kalır. Kız çocukları maalesef sokaklarda milletin masasına meze olur. Erkek çocukları da ya torbacı olur ya da uyuşturucudan Allah muhafaza heba olup gidiyor. Çocuğun şeyini, cesedini çöp kovasından çıkartıyorlar. Peki nereden kaynaklandı bu? Başta ana yok, başta baba yok. Sülale zaten salmış ya, ne yapalım? Anası babası ayrıldı, işte biz de bir şey diyemiyoruz. Rabbim uzak eylesin, amin. Amin. Bir daha söylüyorum, hadis-i şerifi iyi anlayın. Evvela nasihat söylüyorum, öfkelendiği zaman sözünü tartarak söyle. Evladım diyor, ne diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam? Allah Celle Celaluhu kendini sabretmeye zorlayanı diyor, sabır için diyor onu muvaffak kılar. Ne olursa olsun sabır, sabır, sabır. Hanımla tartışsın, çık dışarı kardeşim, olsun. Geçen buna yakın bir sohbet yaptık. Diyor ki iyi diyor, dışarı çıkacak diyor. Öne gelince diyor, eve gelince tekrardan kavga edecek. Ya ne yapayım ben şimdi? Olsun, biraz daha soğur mevzu. Rabbim Celle Celaluhu bizi, evlerimizi bereketli eylesin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. Ve tu'minûne billâh.